zafer. Güven haber bizde bir temas var komutanım. Bölgeye takviye kuvvet sevk etmemiz gerek. Helikopterlere ihtiyaç var komutanım. Sarp arazileri, derin vadileri, binlerce yükseklikteki dağları, bataklıkları aşıyorlar. Yurdun her taşını, her tepesini kendi adları gibi biliyorlar. İster gece, ister gündüz, ister yaz, ister kış, hiç durmadan görevlerinin başındalar. Onlar Türk Kara Kuvvetleri'nin göklerdeki gururu, kara havacılarımız. İşte onların pilot olmak her çocuğun hayali olduğu gibi benim de hayalimdi. Ortaokuldayken ben rüyamda helikopter kullandığımı görüyordum. Helikopterin neye benzediğini dahi eminim görmemişimdir. Ama rüyamda helikopter kullandığımı, sürekli bir askeri araçların içerisinde bir yerleri seyir ettiğimi görüyordum. Vatana hizmet etmenin çok önemli bir rolü, çok önemli bir adım olduğunu düşündüğüm için pilot olmak isteriz. Kadın ya da erkek, hepsi kendilerine verilen görevi aynı özveri ve kararlılıkla yerine getiriyor. Çabuk karar verebilme, inisiyatif kullanabilme, doğru zamanda doğru hareketleri yapabilme ve bunları hepsini harmanlayabilme meziyeti isteyen bir meslek. Biz Türk Karavacıları olarak Türkiye'nin dört bir yanında, İzmir'den Hakkari'ye, Samsun'dan Antalya'ya, Adana'ya, İskenderun'a varana kadar dört bir yanında bütün birliklerimizin karavacılık desteğini sağlıyoruz. Uçuşa ilk başladığım anda hissettiğim en önemli, en belirgin duygu özgürlük duygusuydu. Bu metal yığınını bir yerden bir yere yönlendirebilme, komuta edebilme, onu emniyetli bir şekilde indirebilmek o zamanlar için bir hayaldi. Ama şu an bunu gerçekleştirdim. Uçuş ekibimi ve arkamdaki Mehmetçiği sağ salim gidecekleri yerlere götürebilmek benim için en önemli hususlardan bir tanesi. Birçok pilot arkadaşım gibi aynı şartlarda görev yapıyorum. Her işin bir zorluğu mutlaka olacak. Bu işin de zorlukları var tabii ki. Ama bu zorlukların görevimizden aldığımız bu manevi hazla bütün hepsinin üstesinden gelebiliyoruz. Başta üzerimizdeki bayrak, bastığımız toprak ve üzerimizdeki üniformayla büyük bir gururla bu görevi yapıyorum. Kara havacılık öyle bir meslek ki en ufak bir hataya yarar. Bu nedenle pilotundan teknisyenine ve silahçısına kadar kara havacılar işlerini tam bir ekip ruhu içerisinde el ele yüzün yüze yapıyorlar. Uçuş görevlerinde pilotlarımızın arkadaki gözü kulağı olarak görev yapıyoruz. Kabine binen personelin her türlü emniyette inip inmesinden sorumluyuz. Seyir halinde personeli güvenli ve emniyetli bir şekilde uçurup mümkün olduğunca rayet ettirmek. Ayrıca helikopterin uçuş esnasındaki teknik donanımlarında oluşabilecek bu arızada havada müdahale edebileceğimiz konularda müdahale etmeye çalışıyoruz. İnsanın ta içini işleyen, kulaklarını çınlatan bir ses bu. Hiçbir ses bu kadar güven vermemiş, aynı zamanda bu kadar korkutmamıştır da. Dağ başında üst bölgesi işgal etmiş bir birliğimizi hayal edin. Başında birlik komutanı ve birçok Mehmetçik o bölgeyi savunmak için, görev yapmak için o bölgede bulunuyorlar. O bölgeye giden bir helikopterin sesi onlara neler ifade ediyor, şöyle bir hayal edelim. Birlik komutanı helikopterin sesinden anladığı şudur: ben burada yalnız değilim. Gerektiğinde herhangi bir kötü bir durumda bana yardım gelecektir.
Yine kötü bir durum olduğunda beni buradan alacaklardır. Ve kendini güvende hissedişin sesidir bu. Aç olan bir Mehmetçik için yiyeceğin, suyun sesidir. Hasta ve yaralı olan bir Mehmetçik için ilacın, hastanenin ve oradan iyileşmenin sesini alacaktır. İzne gidecek olan bir asker için annesinin, nişanlısının, belki de çocuğunun sesi olacaktır. İç güvenlik harekatı gibi zorlu bir mücadelenin içerisinde herkesin bir görevi var ama burada çemberin en içinde olan iki grup var bana göre. Onlar da bizler gibi komando birlikleri, özel harekat ya da özel kuvvetler gibi muharip birliklerle bunları destekleyen, ikmallerini sağlayan, gerektiğinde yaralılarını alan, gerektiğinde ateş desteği sağlayan kara havacılık unsurları. O yüzden bizim için çok önemli. Çoğu zaman bize güven veren, çoğu zaman destekleyenle bizleri, harekatımızı destekleyen önemli bir unsur olarak görüyorum ben kara havacılık birliklerini. Daha önce ben normalde iç güvenlikte görev yapıyordum. Bir yıl oldu ben bu kapı makinalı tüfek nişancısı olalı. Ya iki duyguyu da aslında aynı anda yaşadım ben. Helikopterin bizi almasını da ve gidip birilerini almayı da. İç güvenlikte çalışırken bu kadar aktif olduğunu bilmiyordum kara havacılığın. Çok titiz bir çalışma ve gecesi gündüzü belli olmayan bir çalışma yani. Komando olarak helikopter pilotları bizim için en zor şartlarda, en kötü hava muhalefetlerinde bizim yardımımıza koşan bizim koruyucu meleklerimiz. Her türlü olumsuz olaylardan bizi bir kartalın pençesi gibi çekip almıştır. İleri gitmemizi sağlamıştır. Kara havacılık birlikleri ve gerçekleştirdiği görevler, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde gerçekten çok önemli bir yere sahip. Pilotlarımız birbirinden önemli başarılara imza atıyorlar. Bingöl'le Tunceli İl sınırı yakını bölgesinde bir operasyon esnasında tesadüf muharebesiyle öndeki kol çatışmaya girdi ufak çaplı. Daha sonra diğer kolların da hareketiyle beraber araziyi çepeçevre çevreledik biz. Fakat araziyi çok net tespit edemediğim için bölgeye giremiyorduk. Sonra böyle arkamda görmüş olduğunuz tepe gibi bir tepenin arkasından Kobra kolunun birinci helikopteri geldi. Açıkçası ben o anda böyle tüylerim diken diken oldu. Zaten ilk defa böyle bir konuyla ya da olayla baş başa kalıyordum. Bizim ekibimize böyle moral verici, bizi rahatlatıcı şekilde geldi. O bölgede onlar olmasaydı o görevi yapar mıydık? Yapabilirdik ama onların o tepenin arkasından çıkışları, o Kobra pilotunun bize moral vermesi beni çok motive etmişti. En çetin arazilerde her türlü olasılığa karşı durmadan, yorulmadan uçuyorlar. Peki ya Mehmetçiğin koruyucu melekleri olan kara havacılarımızı bekleyen tehlikeler? Helikopterleriyle birer kartal gibi gökyüzünde süzülürken neler düşünüyorlar? Hep bize soruyorlar. Yani işte uçmaktan korkmuyor musunuz veya vurulmaktan korkmuyor musunuz gibi sorular soruyorlar. Bayrak aşkı, vatan sevgisi, can kurtarma ve görevden aldığımız bu mesleki tatmin kesinlikle böyle bir şeyi aklımıza dahi getirmiyor. Havada o kadar çok sorumluluğumuz var ki bir de ölüm korkusunu düşünecek kadar bir zamanımız olmuyor açıkçası. Teknisyeninizle, yanındaki pilot arkadaşınızla göze göze gelip motorlar ateş dediğinizde
ve vizörünüzü indirdiğinizde artık söz konusu olan vatandır. Geri kalanı teferruat olarak görüyoruz. Onlar vatanın, eşleri ise onların yükünü sırtlıyorlar. Bir eş, ölümü dahi göze alarak fedakarca görevini yerine getiren hayat arkadaşı için ne düşünür? Şimdi de söz pilotlarımızın eşlerinde. Bir erkeğin bile başarmakta zorlandığı şeyleri bir bayanın başarması hakikaten çok büyük bir olay. Eşim uçarken ben çok heyecanlanıyorum çünkü riskleri çok net bir şekilde biliyorum. Neler başına gelebileceğini biliyorum. Bu sebepten dolayı eşimi sürekli düşünüyorum. O uçuştayken her an aklım onda oluyor. Güçlü olmayı öğrendik. Güçlü olmak zorundayız. Bizim hani o bayanlara ait kapris yapma, naz yapma lüksümüz yok. Biz naz yapmıyoruz. Asker eşiyiz, pilot eşiyiz. Eşimin eşiyle gurur duyuyorum. Bana yüklediği sorumluluklara rağmen, beni erken olgunlaştırmasına rağmen. Ve yalnız değilsiniz. Arkanızda Türk ordusu var. Hepsi benim kardeşim, abim gibiler. Onun için yokluğunu en aza indirgeyebiliyorlar. Kendinizi nasıl diyeyim? Çok güçlü bir yere yaslanmış gibi hissediyorsunuz. Siz daha güçlü hissediyorsunuz. Her nerede olurlarsa olsunlar, nereye giderlerse gitsinler, biz her zaman onların yanındayız. Sonuna kadar çocuğumla, ben, arkadaşlarım, her kim varsa ve bununla da gurur duyuyoruz. Eşimin orada bir hayat kurtarıyor olması, benim bunda küçücük de olsa bir katkımın olması, ona manevi destek olarak beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımız son derece birbirine bağlı, komutanlarımız... Yani örneğin alay komutanımız bana en son konuşmamızda dedik ki yani eşiniz görevdeyken ekmeğiniz bitti, alamıyorsunuz, beni arayın dedi. Yani bu çok güzel bir samimiyet. Bunu hakikaten bazen ailenizden bile göremiyorsunuz. Her başım sıkışında biliyorum ki hangi birini arasam ben alo dediğim an her biri yanıma koşar. Ve hakikaten bir kardeş gibi, bir abi gibi, bir can ciğer yani. Hani belki bu yakınlığı akrabalarınızda göremezsiniz, inanın. Çünkü herkes aynı şeyi yaşıyor. Herkes aynı noktada buluşuyor bu yüzden. Kara havacılarımız sadece Güneydoğu'da çarpışan Mehmetçiğin yardımına koşmuyorlar. Sahip oldukları imkanları milletinin hizmetine sunarak organ nakli, arama kurtarma faaliyetleri ve doğal afetlerde vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyorlar. Geceli gündüzlü mesailerine yurdun dört bir yanında devam ederek umudun sesini göklere kazıyorlar. Yaptıkları iş öylesine değerli ki, elde edilen sonuçlar, çekilen tüm özlemlere, yaşanılan onca ayrılığa değiyor. Malatya'nın 8 ay boyunca yollara kardan kapalı kalan Esenler Köyü'ndeki İnan ailesinin anlattıklarına kulak verelim. Ben evimde oturuyordum. Benim hanım geldi, dedi ki bizim gelin doğumdan sancıları var, hastadır dedi bana. Yollar kapalı, benim yapacağım bir şey yoktu. Bizim normal telefonumuz vardı, ev telefonu. Ev telefonuyla Pötürge ilçe kaymakamını aradım. Kaymakam Bey'e durumu anlattım. Dedi bu telefonda dedi ayrılma dedi. Ben sizi dönerim ararım sizi dedi.
jandarma da bizi aradı. Durumu sordu. Pötürge ilçe jandarma bölük komutanı aradı, karakol komutanı aradı bizi. Ben dedi helikopter gönderiyorum dedi. Dedi yarım saatten kalmaz dedi gelir dedi. Bizim içimize bir sevinç girdi. Biz yani ben şahsen elim kolum bağlıydı. Gelenimin ilk doğumuydu. Ölebilir diye endişem vardı. O an endişem biraz azaldı. Arada yarım saat geçti geçmedi. Helikopter geldi. Bizim evin yanında kar vardı. Tarlaya iniş yaptı. Gelenimizi helikoptere aldık. O gece saat 12'den bizim bu melek bebeğimiz doğdu. Mutlu olduk. Endişemiz kalktı. Allah devletimizden, milletimizden, sizden, herkesten razı olsun. Gece hazır halde beklerken bir köylü vatandaşımızın doğum yapmak üzere olduğu haberini aldık. Alacağımız olan hamile bayan 2-3 gündür doğum sancısı çeken sıkıntılı bir bayanmış. Karakoldaki doktorumuz bayanın daha büyük bir hastaneye sevk edilmesini uygun görmüş ve o yüzden biz bu görevi almıştık. Gittiğimizde gece şartlarıydı, hava çok iyi değildi. Ama bir an önce bu görevi icra edebilmenin azim ve kararlılığıyla bölgeye intikal ettik. Helikopteri aldığımızda Siirt'e doğru yola çıktık. Yaklaşık 5 dakikalık bir uçuş mesafesi kaldığında ulaşacağımız yere hanımefendinin işte doğum sancılarının arttığı, doktorun da doğumu havada yapmak zorunda kalacağımızı söylediğini duyduk. Mümkün olduğunca stabil olup işte arkadaki hamile bayanı rahat ettirmeye çalışıp, mümkün olduğunca rahatlatmaya çalışarak sağ salim bir doğum gerçekleştirdik havada. Tabii bize çok mutluluk verdi. Çoğu hastanede zor yapılacak bir doğumu helikopterde icra edilebilmesi, buna bizim bir nebze olsun katkıda bulunabilmemiz bize çok büyük bir haz verdi. Sahip olduğu modern hava araçları, gece görüş gözlüğüyle uçabilme imkanı, hareket halindeki gemilere inip kalkabilme yeteneği ve daha birçok öne çıkan özellikleriyle Türk kara havacılığı dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bunlar göklerin akıncıları gibiler. Kimi zaman çakan bir şimşek, kimi zaman doğan bir güneş, kimi zaman da uzanan bir dost eli oldular. Onlar, vatanları için canlarını vermeye and içmiş, göklere sevdalı kara havacılar.